Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Eğer kanalımda yeniysen, benim adım Halim ve Star Citizen ile ilgili videolar yapıyorum. Eğer bu videoyu beğendiysen, bana bir like atarsan veya beni takip edersen sevinirim. 3.19 live oldu arkadaşlar ve bana kalırsa son birkaç sene içindeki en iyi patch gerçekten. Çok akıcı, hatalar neredeyse sıfırdı. Ekipçe süper oynadık. Yani Twitch yayınımı izlemediysen tavsiye ediyorum. 4 saat oynadık. Hiçbir tane hata olmadı arkadaşlar. Yani o kadar yani partimiz de büyüktü. Her şey düzgün çalışıyordu. Yani delay yoktu. Inventory süper çalışıyordu. Yani böyle gerçekten hep böyle çalışsa oyun eminim daha çok kişi saatlerce oynar gerçekten. 3.19'da ama özet olarak ne var onu size anlatmak istiyorum şimdi. Bu ara bu trailer'ı gerçekten tavsiye ediyorum. Bakmanız lazım. CIG her zaman yani trailer yapmasını veya tanıtım yapmasını çok çok iyi biliyor. Gerçekten oyunun iştahını yani iştahınızı açıyor oynamak için. İlk yeni şey PvP event at Ghost Hollow diyor. Yani bu Microtech'te bir derelict outpost deniliyor buna. Yani terk edilmiş bir outpost. Orada bir reclaim'e var arkadaşlar. O reclaim'in içinde bilgisayarlar var. İki tane sanırım. Onları hacklerseniz oradan para kazanabiliyorsunuz. Gerçekten çok da yani az da değil yani. Benim için şöyle güzel bir değişiklik oldu gerçekten. Hep aynı eventlere gidiyoruz. Yani Jump Town olsun veya ne bileyim Xenothreat olsun. Biraz oyuna renk katıyor. Benim hoşuma gidiyor. İşte Component Salvage diyor. Yani gemilerin parçalarını sökebiliyoruz. Hani silahlarını mesela onları satabiliyoruz. Veya işte neydi? Bu Shield Generator olsun. Bu tarz şeyleri artık sökebiliyoruz. Ama bunlar her gemide olmuyor. Sanırım sadece Rekata'da bir de Corsair gemisinde bu komponentleri çıkarabiliyoruz. Silahları falan ama her gemiden sökebiliyoruz arkadaşlar ve satabiliyoruz gerçekten. Salvage görevleri çıktı. Mesela sen eğer bu enkaz yerleri aramak istemiyorsan CIG sana şey sunuyor işte hani oyun içi sana UE diyor ki eğer sen bana para verirsen ben sana bir enkaz yeri söyleyeceğim diyor. Siz de oraya gidip onu İşte oradaki enkaz yerinde hull scrapping yapabiliyorsunuz. Mesela geminin kaplamasını çekip kutu kutu satabiliyorsunuz sonra veya işte silahlarını alabiliyorsun. Ufak miktar bir para veriyorsun. Hani geminin büyüklüğüne bağlı tabii ki. Mesela bir Andromeda eğer oradaysa daha çok para alıyor sizden. Gemi diyorum. Oyun gerçekten genel anlamında yani bayağı bir stability patch 7 yani. Gerçekten çok iyi çalışıyor öncekinden. Oynarsanız zaten göreceksiniz. Üstelik dün yayınımı izlediniz mi bilmiyorum ama orada da yani 4 saat çok çok güzel akıcı bir şekilde oynadık. Oyuna tutorial da eklendi. Bu yeni oyuncular için çok uygun. Yani sen ilk defa oynuyorsan o zaman bence tutorial'i mutlaka yap. Güzel şey yapıyorlar yani anlatıyorlar. Ama tam böyle %100 yapamadılar bana kalırsa. Ama hiç yoktan iyi bence. Bu kesin daha da gelişecek ileride. Love City Upgrade diyor. Gerçekten muazzam bir şekilde yaptılar bu şehri. Ama buraya gelirseniz yani Love'ı seçmeyin bana kalırsa. Oranın performansı çok düşük çünkü. Yani çok az FPS alabilirsiniz belki. Çok iyi bir bilgisayara gerekiyor gerçekten. Ama diğer şehirler çok çok güzel çalışıyor. Ve benim için 3.19'daki en büyük değişiklik öyle söyleyeyim. Mining'e şey eklediler arkadaşlar. Yani mining'i sıfırdan değiştirdiler. Yani komple yeni bir sistem oldu mining. Artık böyle ne bileyim şu laser head işte bunu alırsan bununla her şey kırabilirsin olmuyor eskisi gibi. Veya işte hangi laser head'i almam lazım işte gibisinden hani Quantinium'u mesela kırmak için hangisini almam lazım diye. Hani o tarz sorular artık gereksiz çünkü daha çok senin oynama stiline bağlı olan laser head'leri alman gerekiyor öyle söyleyeyim. Çok güzel oldu bence yani bayağı dengeler değişti bu konuda ve hala oynuyorum ve deniyorum arkadaşlar. Invictus yarın başlıyor. Yani 3.19'la beraber Invictus da geliyor. Sakın kaçırmayın. Sanırım saat 5'e doğru başlıyor. Yani Avrupa saati. Türkiye'de 7'de başlayacak sanırım. Mutlaka takip edin. Yarın bir yayın açacağım zaten. Ve Invictus'u size göstereceğim. Daha doğrusu tanıtacağım. Orada böyle büyük bir fuar olacak. Bütün şirketler gemilerini tanıtıyorlar.
İlk günde Misk markası geliyor arkadaşlar ve Misk yeni bir yan markası çıkardı. Misk Mirai diye. Mutlaka gelin, izleyin. Çok güzel olacak. Ayrıca yine puan toplama fırsatınız olacak çekiliş için. Ve belki de yarın sürpriz bir çekiliş olabilir arkadaşlar. Yayını kaçırmayın bana kalırsa. 3.19 ile beraber yine satışlar tabii ki başladı. Mining'e büyük bir değişiklik geldi diye zaten şimdi mesela Argo Mall veya Prospector gemileri yani bunlar aslında her zaman alınıyor ama şimdi insan tabii ki almak istiyor, deneyesi geliyor çünkü. Başka araçlar da var tabii ki. Rock da var mesela. Reclaim'de satılıyor. İşte siz de buradan bakabilirsiniz aslında. Bir de videonun sonuna geldik diyecektim ama en önemlisi Invictus'la beraber şuradan galiba pardon Play Store'a tıklıyorsunuz. Game Package diyor. Zaten burada da gözüküyor. Şunların ikisi şu an Invictus'tan dolayı uyguna satılıyor. Özel skinleri de var. Yani uyguna derken daha ucuza satılıyor. Özel bir skinleri de var. Üstelik ikisi de 10 senelik bir sigortayla satılıyor arkadaşlar. Yani normal bir Game Package alırsanız onun içinde 3 ay oluyor. Onu tekrardan bir şey yapayım. Bir göstereyim size. Mesela Game Package'lere girersek. Mesela şu normalde 71 dolara satılıyor. Şu an daha uyguna satılıyor. Yani gördüğünüz gibi %25 bir indirim var. Bu Invictus olmasaydı yani bunu almak zorunda kalıyorsunuz. Burada da ne yazıyor? 6 aylık diyor. Yani bazıları 6 ay, bazıları 3 ay. 6 aylık bir sigorta var ama dediğim gibi Invictus'tan dolayı şöyle özel bir paket var. Yani 2 tane. Burada mesela Pisces'i almayı düşünüyorsanız 120 aylık bir sigorta var. Bence çok güzel bir paket. Kaçırmayın. Biraz daha fazla yani para ya da yani tabii ki maddi duruma bağlı harcamayı düşünüyorsanız bir Titan alırsanız daha iyi bir gemi tabii ki. Daha pahalı olduğu için biraz daha avantajlı öyle söyleyeyim. Savaş için de çok güzel bir gemi aslında. Pisces daha böyle işte başlangıç gemisi gibi düşünün. Hani böyle kutu taşıma görevleri falan yapıyorsanız işte arkası geniş bayağı hani kutuları rahat rahat koyabiliyorsunuz. Çok pratik bir gemi aslında. Ve çok hızlı bir gemi yani gezegenlere çok çabuk inebiliyorsunuz ve çok çabuk da çıkabiliyorsunuz yani. Evet yani eğer bir hesabınız yoksa benim videolarımın altında bir link var arkadaşlar. Oradan bedavadan bir hesap açabiliyorsunuz. Çünkü yarın oyunu bedava oynayabilirsiniz. Yani 19'undan başlıyor ayın sonuna kadar. Sadece bedavadan bir hesap açmanız gerekiyor. O kadar yani oyunu deneyebilirsiniz. Eğer oyunu beğeniyorsanız bir game package alırsınız ve devam oynarsınız işte. Böylece ben de videonun sonuna geldim arkadaşlar. Umarım beğendiniz. Bir like atarsanız sevinirim. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.